bize inanmazsan. Suçunuz sabit görülürse 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası mümkün. Serap Hanım, neden senin evinde kalıyor? Söyledim ya, kalacağı evin tadilatı bitene kadar. Başka ev mi yok koskoca Adana'da? Geceleri aynı evde kalıyorsunuz, öyle mi? Hayır, ben dışarıda yatıyorum. Hem Güllü'nün anası Zehra teyze de bizimle kalıyor. Jandarma evi bastığında başka kimse yokmuş. Zehra teyze sabah gitmiş. Biz de birlikte bebeği uyutuyorduk. Sonra da ben dışarı çıkacaktım. O sırada jandarmalar girdi. Ya tam çıkacakken. Garip. Anlaşılan siz inanmak istediğiniz şeye çoktan inanmışsınız. Ne desem de fayda etmeyecek. Var mı başka ekleyeceğiniz? Evet var. Bu mevzuda Serap Hanım'ın hiçbir suçu yok. Ben bütün mesuliyeti üstüme alıyorum. Serap Hanım'ı bırakın gitsin. Zina çift taraflı işlenen bir suçtur. Bunu söylemeniz manasız. Bakın Savcı Bey, Halide'den boşanmak için aylardır uğraşıyorum. İsterseniz verdiğim dilekçeye bakabilirsiniz. Halide bunu hırsından yapıyor. Serap'la evlenmemize mani olmak için yapıyor. Yani Serap Hanım'la bir münasebetiniz olduğunu itiraf ediyorsunuz. Bu kısmı bizi alakadar etmez. Yasalara göre zina suçtur. Yani ikimiz de hapse mi gireceğiz? Ona hakim karar verecek. Suçunuz sabitleşirse evliliğiniz resmi olarak biter. Zina suçundan hüküm giydiğinizden eşinizle boşanmış sayılacaksınız. Halide'den boşanabilecek miyim? Evet. Yasalar bu hususta kadınları korur. Zina suçu işlemiş bir adamla kadını evli kalmaya mecbur etmek acımasızlık olmaz mı? Ben aylardır istemediğim bir kadınla evli kalmaya mecbur bırakıldım Savcı Bey. Sizce bu haksızlık değil mi? Zehra bacı! Zehra bacı! Güllü için zina etmiş diyorlar. Esah mı? Ağzını topla hele. O ne biçim laf öyle? O biçim laf işte. Yalan mı duyduklarımız? Yalan tabii. Tek mi iftira? Lafınızı dartın da konuşun. Kız, Zehra, ne oluyor? Yok bir şey. Ya. Kemal'le Güllü tutuklanmış diyorlar. Bu işin aslı astarı var mı Zehra bacı? Yani bakıyorum da senin de ağzında bahla ıslanmıyor Hacer. Ama herkeşlerin bildiğini Reşit'ten mi saklayacaktım? Duymadın mı Reşit Efendi? Ne? Zina işlemişler. Aa! Günahlar boynuna. Ya bu zina var ya, çok kötü bir şey. Hiç yakıştıramıyorum. Yalan! Tek bir iftira! O Halide denen soysuzun işleri bunlar. Sen istediğin kadar yalan de. Kemal'le evde basılmışlar. Ne oluyor Erenler? Sen söyle Hafız Efendi. Zina yapanın hali ne olur? Tövbe. Cenab-ı Allah katında evli bir erkeğin bir kadın ile münasebette bulunması zinhar yasaktır Erenler. Kabak doğru söylüyor. Ben de bir yerde okumuştum. Zina en büyük günahmış. Ayıp ayıp. İftira etmek büyük günahtır. Sizin kızınıza böyle laflar dinse ne ederdiniz sen? Ben kızımın namusuna laf ettirmem. Siz ailece tek mil yoldan çıkmışsınız bacım. Sen Eren'e sahip çıkamadın. Kızına mı çıkacaksın? Yalan mı komşular? Cemşir Efendi elini kolunu sallaya sallaya eve kadın getirmedi mi?
Şu halıma bak Hacer. Kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Ya kızımın başına bir iş gelirse, ya onu mahpuslara atarlarsa, bu çocuğun halı ne olur ha? Aman bacım, ağzından yel alsın. Hem bir şey olacak olursa sen varsın ya. Ortada kalacak değil ya bu çocuk. Öyle, öyle ama Özen Aslı gibi olur mu hiç? Ha? Olur mu? Gülizar, bu Halide Hanım ne haltlar karıştırıyor acaba? Vallahi bacım, bana sorarsan Halide Hanım'ın vaziyeti şey değil. Birkaç tahtası eksilmeye başladı Zahar. Nasıl yani? Ne kimi? Anam görmüyor musun? Bir odası hazırlatıyor bizi. Senin tabi olanlardan haberin olmadığı için. Ne olmuş ki kız? Sen artık bir ehemmiyeti kalmadığına göre sana bahsedebilirim sanıyorum. Halide Hanım hamile kaldıydı. Tövbeler olsun. Kimden kız? İkrem denen adam var ya, işte ondan. Kız sen ne diyorsun Gülizar? Anam tabii. O yüzden bu beni zaten odalara kilitledi ya. Ha, kimseyle konuşmayayım diye, kimseye anlatmayayım diye. Ama ne oldu? Kazada bebesini kaybetti. Fakat bana kalırsa durumu kabullenmek istemiyor. Bunalıma girdi. Sanıyor ki hala bebe doğacak. Zavallı kadın. Desene ey saatte olsunlara karıştı. Ya aynen aynen. Yazık kız. Babam yaptırmış bu beşiği. Abim de ben de bunda büyüdük. Halide Hanım. Bakın biliyorum çok acılar çektiniz. Çok büyük sıkıntılar yaşadınız. Ben bunu anlıyorum. Ama ne olursa olsun aklınıza muhayyet olmanız lazım. Vallahi kahroluyorum ahım ben sizi böyle gördükçe. Ne saçmalıyorsun Gülizar? Hanımım valla bana şunu demek istiyorum. Siz yukarıda bebek odası hazırlatıyorsunuz. Üstüne üstlük de almış bu beşiği de bebek odasına taşıtıyorsunuz. Ama Halide Hanım artık ortada bebek falan yok. Bakın bunu kabullenmeniz gerekiyor sizin. Ne yani? Sen de benim delirdiğimi mi düşündün öyle mi? Meraklanma Gülizar. Delirmedim. Bilakis aklım gayet başımda. Beşik Muzaffer Ali için. O yatacak. Muzaffer Ali mi? Yeğenimin vesayetini aldım. Yarın buraya geliyor. Bundan sonra bizimle yaşayacak. Hadi temizle şunu. Çok güzel olmuş Gülizar. Şimdi burada yalnız Muzaffer Ali mi kalacak? Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.